Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimiz zaman. Zaman. Şimdi zamanın bir sureti var. Bir hakikati var. Bir de mahiyeti var. Zamanın bir sureti var. Bir hakikati var. Bir de mahiyeti var. Zaman sureti burada icraat yaparken Adil abi. Sureti burada icraat yaparken hakikati burada değil. Allah'a soruyorlar. Yani Allah alemi şehadette icraat yapıyor. Şimdi Allah hakkında soruyor. Yani Allah burada icraat yapıyor ama buralı değil. Bak, Allah burada icraat yapıyor, buralı değil. Neye benziyor? Zaman da öyle. İcraatını görüyoruz. Burada ama buralı değil. Burada, buralı değil. Zaman. Şimdi, Allah nasıl icraat yapar? Allah her yerde, hiçbir yerde değil. Herkese farklı tesir yapar. Ama mekanı yoktur. Bir anda her yerdedir. Vesaire. İşte sana zaman. Zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize, Der esması. Hasan abi, Cenab-ı Allah burada ilim, irade, kudretiyle icraat yapıyor ya. Mesela zaman için mesela böyle ele tutulur, ne diyebiliriz burada yaptığı icraatına? Zaman mesela ele tutuldu, hareketin levmidir diyor. Mesela şöyle, bütünsel bir parçayı bölüyor. Yani bütünsellikten sıralamaya dönüştürüyor. Yani tık 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 tık. Yok, bu tık tıkları kaldır, komple olur. Cümlem şu. Sureti burada icraat yaparken burada iken buralı değil. Burada iken yani burada iken burada icraat yaparken buralı değil. Zaman. Zaman der esmasına dayanıyor. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Herkese nasıl akacağını, tesir edeceğini bilir. Bütünsel bir parçayı herkese farklı bölür. 2 santim, 4 santim, 10 santim. O bazısının zamanı geçmez aynı zamanda. Bazısının hemen geçer. Bazısına bir saat bir gün olur. Bazısına bir günde bir saat olur. Aynı insan sen yaptığın işe göre zamanın nasıl geçtiğini veya zamanın hiç akmadığını fark edersin. Sebebi zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime? Nasıl tesir edip akacağını, yani eşyayı parçalayacağını biliyor. Abi canlıdır, ruhludur, şuurludur diyoruz ya, hani şuurlu olması herkese nasıl icraat yapacağının bilmesi. Peki canlı ve ruhlu olmasına nasıl bir örnek verebilirsiniz? Mesela canlı ne demek yani? Canlı, hayatlı yani. Mesela cansız olan toprak. Hayat çıkıyor, değil mi? Şimdi esma cansız olur mu usul bakımında? Yok. İşte bir kere der esması canlıdır. Ama o zaman zamanın ademi mekan diyebiliriz. Çünkü varlıksa, yani bu şekilde canlı ve ruhluysa
Esma ise onun da ademi olması gerekir. Hani şey olsun, konuşma olsun diye ben mutlak demiyorum Fethi ama zaman bize olan muamelesiyle, işte bendeki hastalıkla, başkasındaki bir rahatlıkla nasıl ki an genişliyor veya gün uzuyor, kısalıyor ya, zamanla alemimize tesiriyle bizim alemimizden verdiğimiz yanıt zaman aleyhine ademi oluyor gibi düşünüyorum. Yani bize bir tecellisi var, bütün kainatta bir tecellisi var, bizden aldığı cevap geri dönüşüm onun için ademi oluyor. Hani noktalar dediniz, tık 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 vuruyor. O silsileyi, o meratibi, zamanın uzaması, genişlemesi, genleşmesi diye de bir şey var galiba felsefede. Mekandan aldığı tepki olur. Mekana göre çünkü değişiyor. Mekanın bir cevabı var. Bizim bildiğimiz manada da var. Kendimizden aslında çok sıkıntımız var. Sabaha kadar uyuyamıyoruz, gün bitmiyor. Ama çok eğlenceli veya bir başka bir günümüzde çok çabuk geçtiğini, halbuki aynı zaman. Herkese belki mutlak bir, muhit bir muamelesi var ama benim verdiğim cevapla şekil alıyor. Aynı şey gibi hocam. Suyu kaba dolduruyoruz. Aynı su her katta başka bir şekil alıyor ya. Şişeyi koyduğumuz zaman şişenin şeklinde, bardağı koyduğumuz zaman bardağın şeklinde. Zaman da böyle hayal edebilir miyiz? Biraz daha anlamamızı kolaylaştırır ama hani doğru mu? Biraz gidelim. Şimdi ben söylemek istediğim cümle şuydu. Tevhidde kullanalım diye. Hani herkesin yaşı var. Herkes zamanı kullanır. Herkes zaman hakkında şüphe etmez. Ama hiç kimse de zamanı tanımaz, bilmez, tokalaşmaz. Görmez. Zamanı görmez. Zamanı mekanı yoktur. Gecesi, gündüzü, dünü, bugün, yarın yoktur. Zamanın zamanı yok. Bizdeki bunu Allah'a, Allah'ı da böyle düşün. Sınav. Şimdi zaman hakkında dedik ki zihayattır, zihşurdur. Ruh dediniz, o zaman kanunun emridir. Ruh olunca zaten vücudu harici de gerekiyor değil mi? Vücudu yani harici. Bak zamanın bir mahiyeti var dedim, bir hakikati var, bir sureti var. Surette bu yok. Suret harekettir. Hareketin nevnidir. Ondan sonra nehirdir, şerittir. Tamam. Ne diyor başka? 5-6 tane söylüyor. Mekan, mekan, mekanın hakikatıdır diyor. Biraz gidelim. Fiziğin kuralları ile fiziğin kaynağını çözemezsiniz. Mesela 1 bölü 2 AT kare ivme formülüdür. Örnek. Hiz eşittir öbürü zaman. Değil mi? Mesela böyle. Şimdi fiziğin bizim çıkarımlarımız var. Formül. O formüllerle fiziğin kaynağına gidemezsiniz. İşleyen fizikle. Yani şöyle hep misalim var ya. Şu çiçek var ya. Buna bakarak bir şeyler yazıyoruz. Döküman çıkartıyoruz. Değil mi? Bu dökümanı tıpta da kullanıyoruz yani. Genişlettirebilirsin. Ama bizim ilmimizin kaynağı budur son nokta. Bunun hakkındaki ilmimiz son nokta budur. Bu ilimle bu yokken bunu yapan ilme varamazsınız. Çünkü bu yokken bunu yapan ilim ile yapıldıktan sonra bana bakan yönündeki denilenin adı ilimdir, aynı olamaz. Dolayısıyla fiziğin kuralları ile fiziğin kaynağına varamazsınız. Aynen bunun gibi de zamanla zamanın kökenine, kaynağı olan hakikatine giremezsiniz. Zamanla zamanın hakikatine geçemezsiniz. Zaman tabela gibidir. İstanbul'a hoş geldiniz. Tabela değil ki İstanbul. İstanbul mudur? O işaret eder. Hareket, nehir, şerit,
zamana işaretidir. Zamanın suretidir, her şekle girer. Mesela zaman iyi bir müfessirdir diyor üstad. Zamanla göreceksin diyor. Zaman sana gösterecek. Bunlar tabela olmuş. He? Tabela. Mesela zamanın şeyiyle, tedibiyle, tedibiyle, zamanın şeyiyle tediplenir. Edeplenir. Var mı bir şey var? Ha? Zamana baktığımız zaman faili muhtar gözüküyor. Faili muhtar gözüküyor. Öğretince kaderin suretiymiş. Kaderin sureti gibi gözüküyor. Ama bir parçası, kendisi değil. Mesela sende bir cemaatin bir sureti gözüküyor. Yani diyorlar ki, olan senin falan kokun geliyor ha. Ha ama falan grubun kokusu geliyor. Yani ona işaret ediyor ama bir fertsin. Kaderin bir ferdidir zaman. Kader camidir daha. Onun için kader kime nasıl muhatap olacağını faili muhtardır kader. İkinci cümleyi okuyorum. Cümle kader, zaman okuyorum. Zamanın ikinci cümlesi. Zaman tek yönlü akmaz. Kur'an'da bazen olmuş bitmiş, bazen geçmişte, bazen gelecekte durup konuşuyor bizimle. Olmuş bitmiş, elemtere görmedi mi? Görmedi tabii. Çocuktu, bir rivayete göre yoktu dünyada. Yoktu ya. Yani. Mesela cehennemdekilerin durumunu anlatıyor. Şöyle yapacaklar diyor. Kaderi parçalayan mıdır abi zaman? Kaderi parçalayan mıdır zaman? Yani şu anda bir şey yapamıyorum yani. Çünkü he desem yok desem gerekçeler mi olacak yani? Çünkü neyi tasavvur ettiğini bilmiyorum yani. Sen bana malzemeleriyle cümleyi söyle ki zorlanmayayım. Ne demek? Şimdi parçalıyor dediniz ya abi. Zaman parçalıyor hadise. Kaderin bir şeyidir dediniz demin de. Ha kaderin bütünlüğünü. Kaderin bütünlüğünü. Evet, güzel bir şey. Güzel bir şey. Demek ki zaman ustad altı yönde baktırıyor. Ön tarafına baktığın zaman diyor. Arkaya baktığın zaman diyor. Zaman yani. Sağına baktığın zaman diyor. Soluna baktığın zaman diyor. Bu dört yönden şeytan giriyor. Üstten, alttan girmiyor. Üste baktığın zaman diyor. Kaderin yönü altıdır hakikatında. Suretinde ise istikbalden hale uğrar maziye dökülür. Hakikati depolanabiliyor. Mesela bir güzel bir olaya veya korkulu bir olaya rastladınız. Size travma olmuş, duruyor. Hatırladığınız zaman o zamanın içine giriyorsunuz. O hali aynı yaşıyorsunuz. Yaşaman için zaman olması lazım. O ana giriyorsun. Bak, zaman depolanabiliyor. Ama sende. Varlıkta depolanamıyor. Mekan depolanmış işaret değil midir abi zaman? He? Zaman depolanmış işaret değil midir mekan? Zaman, mekan zamanın depolanmış hali. Nasıl yani, ne demek? Mesela tarihi o kaleye çıktığında üstad mesela geçmişe şey yapabiliyor oradan yani o suretinden hakikatine şey yapabiliyor yani o mekan. Ha birbirinin üzerine bindirilmiş. Evet o da var. O da var. Doğru. Biz görmüyoruz mesela o kaleye kaç kişi çıkmış, kalede neler olmuş. Orada yaşananlar birbirine bindirilmiş. O var. Siz kaleye oturmuş. Evet. O bizim hayatımızda oluyor bazen. Evet evet. Bazen geliyor mesela 15-20 sene. İnsanlar niye 30 yıl önce ayrılıkları köylere gittikleri zaman bu konforlu hayatlarını değil de orayı özlüyorlar. Çünkü oradaki yaşanmışlıkları özlüyorlar. Tarlalara gidiyorlar, ben görüyorum köylerde. 30 sene önce, 40 sene önce gittiği tarlayı bir görmek istiyorlar. Şimdi mesela bunun çocuğu var 14 yaşında, 13-14 yaşında bugün. Sordum, babası yoktu. Dedim ki köy gittiniz? Yok dedi. Niye gitmedin? Ya gittik dedi hemen geldi. Ne sıkılıyorsun?
Niye yavrum dedim, ya ne yapacağız orada köyde diyor. Ama orada ömür geçirmemiş ki. Ömür geçiren böyle gözünü takapar, yanında kimse olmasın. Şöyle seyahat ederken. Orada birbirine bindirilmiş mekanlar var. Allah'ın izniyle ben hissettim onu. Mekanda baktım, bir sürü kişiler var. Tabii bizdeki şizofreni olduğu için. Elhamdülillah. Bizde ne var abi, sıkıntı yok ya. Değil mi? Tamam o zaman. Deli delilerle rahat eder. Gittim baktım, bir sürü kişiler var orada. Her yerde herkes var, duruyor. Her yerlerin gölgeleri mi kalıyor? Evet yani, abi, yok olmaz ya, mümkün değil o. Köydeydim ya memlekette, şimdi 3-4 sene önce de olmuştu. Bir yere gidiyorum, oraya gittiğim zaman bir hisse kapılıyorum. İçine giriyorsun. Kendi kendime diyorum, acaba burada bir yerleşim mi vardı? Bu sene sordum, burada yerleşim mi vardı? Dediler ki orada tarihi bir han vardı. 100-200 yıl önce, 300 yıl önce yıkılmış tarihi bir İpek Yolu üstünde bir han varmış orada. Oradan geçince bir hisse kapılıyorsun. Çünkü biraz hassas olmuşsun biraz. O şey sana sinyal veriyor. Sıradabiliyor mu peki o haletler sıradabiliyor? Edebiliyor. Yaşıyor. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Lut Gölü'ne yaklaştıkları zaman sahabesi, kafilesi daha gel baktık ki tövlenir solucak oluyor. Hemen buradan gidin diyor. Hemen illet ediyor. Zira Allah'ın lanetlendiği bir yerdir. Sirayet var yani. Onun için lanetlendiği yerde. Mesela bir misal söyleyeyim. Yani tabii herkes için olur mu? Bizim çeşmenin yanında, çeşmenin, köylünün çeşmenin yanında bir adam adamı vurmuştu. Çocukluğumdan. Oraya gittiğim zaman öyle bir halet yaşıyorum ve orada su içemiyorum, içmiyorum. Gitmiyorum, gidemiyorum. Sende açılabiliyor, herkeste yoktur. Sende depolandığı için. Depolandığınca karşılık buluyor. Şimdi benim çocukta depo yok ki. Evet. Köy deposu. Ne yapacak? Mesela radyonu açıyorsun, doğru. Radyonu açıyorsun. 162, 272, 5700 diyelim ki FM numara. Tamam. 11 diye. Senin frekansın ona denk gelirse o adam burada oluyor. O adam burada olmuyor. Zaten buradaydı, üstünü açıyorsun. Radyo açtığın zaman adam oradan almıyorsun. Burada var adam. Adamın üstünü açıyor. Fermanını açıyor. O adam burada var zaten. Herkes her şeyde var. Şu anda ben burada konuşurken Yozgat'ta da varım. Herkes her yerde oluyor. Burada olduğunu zannediyorsun da, değil mi? Zannediyor. Zandan kurtulduğun zaman ruh olup olması gereken her yerde sanki. Ruhunuz şu an her yer. Evet, zanlar bittiği anda ecel geldi demektir. Zanlarımızı güvenlendirelim. Arkadaşlar, dünyada 7,5 milyar insan var. Bunları konuşan kaç kişi var? Zaman, mekan, zan, cismaniyet. Cismaniyeti konuşan dünyada kaç kişi? Onun için ne kadar şükretsek azdır. Allah şükrünü bilenlerin nimetini artırıyor. Değil mi? Ama öyle lakayt olmuyor. Ciddi bu iş. Açmıyor. 8 ay derse gelirsin, gram ilerlemez. Şefkat tokatına geçiyor mu, geçmiyor? Geçiyor. Değil mi? Bir abi 8 ay taptım aldı. 8 gün mü? 8 gün istifade eden kadar edemedim. 3. Şükrümüzü Allah artırsın. Zamandan çıkıyorsunuz biliyor musunuz? Zamanla meşgul olunca. Suretinden hakikate geçiyor. Usta diyor ki zamanın sureti, zamanın hakikati levh-i mahf-i isbattır. 3.
düşüncelerimiz cismaniyetimizi etkilediği gibi zaman da eşyayı tesir edip etkiliyor. Yani beni bakar mısınız bana? Düşünce. Nedir düşünce? Cesede kıyas et. Düşünce. Mahsus yapıyorum, tamam mı böyle? Düşünce. Ceset düşün. Düşünce, ceset. Etkiliyor mu? Değil mi? Kötü bir haber. Veya aynen, iyi bir şey, kızarıyorsun mezzet değil mi? Bak kıyas yapacağız. Düşünceler bedenimizi, cismaniyetimizi etkilediği gibi aynı bu kanun zaman da eşe böyle etkiliyor. Düşünceler zamandan daha hızlı akarmış. Ya? Zamanı etkilemesi için mi? Düşünceler zamandan daha hızlı akıyor. Evet, zamanı değiştirsin. O zamanın değişmesi de cismaniyete, bedene nasılsa negatifse negatif, pozitif değil mi? Evet. Yani şöyle düşün mesela. Çok güzel. Yaşadığım memleketteki hava camdır. Minareler kısar, Marmaray'ın o şeyden çıkar, üstünden çıkar çıkmaz. Evet. Dikkatimi, nazarımı dikkatimi çeken ve etkilendiğim o camiler oldu. İlk defa gidiyor ya kardeşimiz. Şimdi aynı şekilde hava değişik. Almanya'dan gelmiş. Almanya'da kilise binalarda kilise şeklinde çekiyor havayı. Ve o şekilde de yansıma yapıyor. Ve insanlar da o şekilde oluyor. Hasan abi, düşüncelerimiz cismaniyetimizi etkiliyor dediniz. Zaman eşyayı etkiliyor dediniz. Ben şimdi düşüncemle mesela ahiretin hakikatine geçsem ruhen, peki o eşya da ona göre mi şekil alacak? Mesela bir haya, edep olsa cesedinde kızarma olmaz mı? Olur. Yani peki haya düşünceden çıkan bir histir. Utandın, kızardın. Hayasız bir kadın hiç utanmaz. Cesette yansıdı mı, yansımadı mı? Yansıyor dedi. O zaman bu eşya mevcudata, yani mesela cennet halinde o zaman yüklenmiş durumda bu mevcudatın üstünde. O hale geldi, ona dönmek gerekiyor. Şimdi bu mevcudat alemi gaybın sureti midir? Suret hakikatsiz olur mu? Ne diyor 64. sayfada, 74 64 kur, şu anlarda suret hakikattan medet alır. Hakikate dayanır ve hakikatta medet alır. Bu alemi şehadet, alemi gaybin sureti midir? Hepten üstü açılıyor ahireti, biliyor musunuz? Ondan sormuştum kendime, 1,5 sene soru göndermiştim, sonra geldi. Onun şartlarını söylemiştim geçen haftalar. Yani Allah ahirette davranacak bize. Neyle? Meleklerle. Meleklerle davranacak. Melekler. Dedim ya, o meleklerin buradaki sureti nedir yani? O hakikat. Buradaki surette haletlerimiz, hislerimiz, düşüncelerimiz. Allah'ın sana oradaki muamelesi meleklerle yapıyor. Burada düşüncelerle, hislerle yapıyor. Seni bir gırtlığa sokuyor, bir daha çıkamıyorsun. Bu da zamanın içinde değil mi Hasan abi? Gelecekte endişe duyuyoruz. Şu anda yine cesetimizi etkiliyor. Etkiliyor. Korkuyorsun. Daha olmamış. Cennete gideceğim diyorsun. Ondan da etkileniyorsun. O da zamanın içinde. Mesela tabii cehennemin dehşetini düşünce adam iştaha gidiyor. İştaha gidiyor. Mesela ölümden yarın gidiyor. Yarın ameliyata geçeceğim diyor, sabaha kadar yatamıyorsun. Yarın daha olmamış çünkü. Daha olmamış. Ama zaman. Zaman. Çünkü düşünceler zaman arkasına geçebiliyor. Yani niye? Niçin düşünceler zaman arkasına geçme fırsatıdır? Zaman istediğin gibi değiştir. Kalbin ve ruhun dereceye hayatına gir. Peki. Zamanın arkasına geçersen girersin. Niyet dersen de bir şey olur. Mekansız olduğu için nasıl geçeceğiz önün arkasına? Zaten niyet değişmiyor abi. Toplumun sen hala mekanda mısın?
Hayır, imkanı yok ya bu zaman önün arkasına geçmek için. Ya toplumun... Zamanın arkasına geçeceksin, diyeceksin, doğru nasıl diyeceğim. Toplumun genel hissiyatı da zamanı değiştiriyor. Evet. Değiştiriyor diyor atmosferi. 66. sayfa Kastamonu'da 3 aylar gelince toplumun düşünceleri atmosferi değiştiriyor. Fiilen, fiziken, realite, atmosfer değişiyor. Bela, musibet, yağmur, fel, seller geliyor. Oluyor mu oğlum? Ha, düşünceler, niyetler, atmosferi, atmosfer de haletimizi değiştiriyor. Yani sanki zamanın bir dayatması gibi bir elması elmas bildiği halde şişeyi tercih eder diyor. Mesela bu zamanın ona bir dayatması. Dayatması. Peki. 4. 1, 2, 3, 4. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Yok hiç. Var mı sıkılma? Konuyu değiştirebilirim. daha şeye, burada şey yapmayın diye zamanın hakikatini yapacağız. Bu suretteyiz daha. Dedim ha suret mi yapayım, hakikat yapalım. Bak şuradan kağıtlar koymuşum, görüyor musun? Hakikati, sureti. Baktım ki mahiyeti, sureti daha uygun. Bu daha sure. Buradayız yani. Mahiyeti nasıl yapacağız abi? Seviye çıkmaz. O çünkü demin fizikten fiziğin kaynağına gidemeyiz. Örneğini verdiniz. Fizikte olmayacaksın da ondan. Bizim pazartesi şey pazar dersimiz var. Cismaniyet. 19 oldu değil mi? Orada ne süret var, ne hakikat var. Hiçbir şey yok. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Ve inanın 4 saatlik dersin nasıl geçtiğini zor anlıyoruz, anlamıyoruz. Ben hiç anlamıyorum. Ve 4 saat dersin 3 saat öyle mi? Ayaktayım. Ve yarım saati yayına girmez. Mutlaka kesilir. Bazı şeyler kesilir, ciddi. Oradan biz istifade edemiyoruz o zaman. Ama biraz şey, tehlikeli de. Arkadaşım, daha bir şey yapalım. Çok şükretmeye çalışıyorum. Nimet ya. Zamanın her tıkları tekrar değil, yeniden yaratılmaktır. Tekrar değildir. Tık, tık, tık. Tık, tık. Kesinlikle ha. Varlıkta hiçbir şeyin tekrarı yoktur. Çünkü hayat tekrarı yoktur. Hayata bindirilmiş her şey. Hayatın tekrarı var mı? Ona bindirilen de gitti. Peki ne diyorlar? Tıpta çok kullanılıyor. Krizi tekrar et. Tekrar etmez. Yeni. O gitti. Ama aynı olması tekrar zannet. Hiçbir şey aynı değil. Aynı şey. Dırr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 r
Evet, gitti. İstikbal, ha? Mazi. Ha, peki aynı nasıl oluyor? Aynı düşünce, aynı halleri ortaya çıkarır. Daha önce de böyle demiştim. Yani hiç tecrübeni kullanmayınca, hiç merak etme, 50 senede yaşasan aynı halde yaşayacaksın. Geçmişteki kazanımını kullanmadıkça. Bir tane sene dedim ki, doktorum, ölüyorum da, abi ölüyorum. Dedim, ilk defa mı oldu? Yok dedi. Ne zaman? 3 seneden beri, 3 senede ben ölmemişsin lan daha dedi. Lan seninle keşke ölsen de kurtarsak lan dedim. Başta şey yapma ya. Ölüyorum demeyle bir adam öldü mü hiç gördünüz mü? Aha ölüyorum. Aa hakikaten öldü. Tamam. Mesela adam şey, şu anda kriz geçiriyorum. Kriz geçirsen ve geçirme olsa, başlığın olsa bu konuşmayı yapamazsın ki. Kriz geçiriyorum diyen adam yalan söylüyor. Çünkü diyemez. Geçiriyorsa geçiriyordur. Kriz geçire konuşamaz. Boğuluyorum diyen adam olmaz değil mi? Yok yok. Boğuluyorum.
suyun içinde mi? Zaten suyunda aslında. Nefes alamıyorum. Nefes alıyorsun. Ama alıyorsun. Nasıl konuştun o zaman alamıyorsun? Yani çok acayip değil mi şimdi şey? Psikolojik hastalarına bak gülüyorsunuz değil mi? Aman arkadaşlar ziyaretler biz oluruz. Olacağız. İnsanız. Düşeceğiz. Olmayız değil. Ama bizle onların arasındaki fark şu. Bizde kısa vurur. 1-2 dakika, 3 dakika, 10 dakika. O günlerce, aylarca alırken sen bir Nurcu düşmez mi? Düşer. Düştüğü yerden kalkmayı bilir. Tak kalkacağız. Peki saatler saatin kaç olduğunu gösterir ama zamanın ne olduğunu söyleyemez. Çünkü zamanın dünü, yarını, bugünü, kışı, yazı, karanlığı, aydını, soğuğu, kışı yoktur. Sıcağı yoktur. Bir daha. Saatler zamanın kaç olduğunu gösterir. Zamanın kaç olduğunu gösterir. Ama zamanı gösteremez. Zamanın olduğunu bilemez. Mesela termometre 40 santigrat derece gösteriyor. Elinizi sürün gayet normal. Eğer termometre 40 santigrat derece olsa plastik erirdi. 60 derece gösteren termometre de var değil mi Urfa'da? Ama kendisi yanmıyor. 60 santigratı gösteriyor ama kendisi 60 santigratta değil. Saatler saatin kaç olduğunu gösterir ama zamanın ne olduğunu söylemez. Çünkü zamanın dünü, yarını, bugünü, kışı, yazı, karanlığı, aydınlığı yoktur. Sen İstanbul'dan Rize'ye gidiyorsun. Senin zamanın buradan oraya doğru akar. Herkese zaman nasıl akar diye örnek veriyorum. Rize'den İstanbul'a gelene de zamanın senin tersin akar. Zaman herkese farklı akar. İstanbul'dan Rize'ye gidene akma, zamanın akma şekli, Rize'den İstanbul'a doğru gelen bir insanın zaman akma farklıdır. Herkese farklı cevap verir. Buna bir navigasyon misali verebiliriz. Şimdi navigasyona 1 milyon insan girse, aynı anda, bak sıra yok, aynı anda, aynı an birisine böyle yol tarif ediyor, birisine böyle. Kimisine böyle, kimisine böyle. Kimisine aynı anda lokantayı gösteriyor, birisine camiyi gösteriyor. Kimisine çık diyor, kimisine gir diyor. Biriş birişi mani mi? İnsanın bir yapmış olduğu navigasyon, nihayetsiz işleri tek iş gibi yaparsa, bu insanı yapan Allah ne yapmaz? Değil mi? Bunu yapan beyin. Bu beynin ustası ne yapar? Beyin bunu yaparsa. Niye? Nihayetsiz iş, tek iş gibi yapılıyor navigasyonda. Zaman da öyle. Zamanın tipi yoktur, hacmi yoktur, ağırlığı yoktur. Geçmişi yoktur zamanın, zamanın zamanı yoktur. Soğuk kışı, gecesi ve gündüzü yoktur. Yoktur. Bak gözümüzün önünde herkesi ihtiyarlandırıyor, olayları teptil ediyor. Geceyi gündüz yapıyor, gündüzü gece yapıyor ama bir Allah bunu sormaz. Ulan bu kim ya? Bir tanışayım bu lan, bu kim ya? Neyin nesisin lan? 3 saat sonra geleceğim diyorsun ya. Adam, bu 3 tane adamdan sonra geleceğim. Hayatımızın kendisi olmuş, kendisini bilmiyoruz. Yer mi bu? Yemez. Mekanı var mı? Yok. Yani türetilmiş midir? Dünya cinsinden mi? Dünyada icraat yapıyor. Allah da bu işte böyle yapıyor ya. Yani. Kanun gibi değil mi Hasan abi? Yerçekimi kanunu kendisi yok ortada. Yok. Ama şey, kaldırma kanunu gibi. Evet. Dünyadalar, dünyada icraat yapıyorlar ama dünyalı değiller.
senin ruhun gibi. İnandığın Allah gibi. Allah da böyle ya. Şimdi zaman böyle. Onun ustasını düşün. Allah nasıl yaptı bunları ya? Zamanı nasıl mekana koydu ya? Veya mekanı zamana ait nasıl yaptı? Benim mesela şöyle bir şeyim var. Mekan zaman için. Proton. Tamam mı? Proton. Elektron. Elektron. Oksijen olsun. Atom değerleri kaçtır? 6'dır. 4'ten sonra ve aşağıdayken ha burada 50. Almak vermek biliyorsunuz. Şimdi bu kaçtır? 2. Bu 4. Vermek mi ister, almak mı ister? 2. He? Alacak abi. Alacak. Bu evlenecek. Tamam. Evlenecek bu. Şimdi yani 8'i tamamlamak için kendisini. Ne anlatacağım biliyor musun benim? Şu. Şurası boş mu arkadaşlar? Boşluk mu? Boş. Şöyle yazayım. Boş. Boşluk. Bu bir oksijen. Elementler. Elementlerde ne yapılıyor? Molekül mü, hücre mi? Molekül. Sonra onlardan hücre. Hücrelerden dokular. Onlardan sonra organlar. Tamam mı? Şimdi bu buralar böyle yani. Şimdi bu bastığımız yer böyle boşluk mu? Boşluk. Tamam mı? Boşluk. Biraz öyle dedi. Hocam dedi, burası hakikaten boşluksa, bu kadar boşluk varsa, hatta şöyle demiştim, daha önce de örnek verdim. Londra'da, İstanbul'da. İstanbul'da bak şimdi. Eğer şu protonun büyüklüğünü misket kadar büyütürseniz, elektron, protonun etrafındaki dönen elektron İstanbul'dan geçecek en yakın. Bu kadar boşluk var. Londra'da şey. O zaman niye düşmüyoruz dedi. Çünkü sen de boşsun ondan. Şimdi sen de boşsun oradan. Bak şimdi. Şey diyecek. Var mı bunun tasvir? Zamanı şey yapacağım. Zamanla mekan. Bu boşluk var mı? Bunun hızı kaçlar? Bunun hızı saniyede 40 bin. Yani çevresi. Kilometre bölü saniye. Saniyede elektronun hızı. Şöyle yapayım. Mıknatısı da arkası. He? Silginin arkası mıknatısı ya. Öyle mi? Ha şöyle. Elektron. Hızı 40 bin. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Malzemeyi doldurmaya çalışıyorum. 40 bin saniyede. Bunun hızını 30 bine düşürsen ne olur? Abanır değil mi buraya? Yani kapatır. Zamanla kapatır. Böyle dönerken o bu elektronlar gider. O zaman ne olur? Mekan yok olur. Bir kuru. Her şey. Evet. Her şey içeriye büzüşürse kara delik olur. Yani mekan kalmaz. Koca güneş misket kadar olur. Öyle mi? Daha sıkıştırırsanız toz olur. Daha sıkı, tamamen kaldırırsanız enerji olur, esir olur. Daha sıkıştırırsanız hayat olur. Ha? Şimdi gelelim şuraya. Bu elektronun hızıyla burada duruyor bu elektron. Hızdan dolayı burada duruyor. Ya, hızı düşürsek yapışır, mekan kalkar,
Hızlı giderse mekan da genişlenir. O da sistem çalışmaz. O zaman bu elektronun burada durması ile mekan oluşuyor. O zaman mekanın hakikati zamandır. Niye? Bu elektron bu hızla dönmesi lazım ki mekan olsun. O zaman mekanı niçin bu zamanla bu kadar videolar yapılmış? Bir sürü gavurların şeyi var. Videolar var, zaman bilmem ne eğriliyor, bilmem ne yapılıyor. Zaman tabii ki ilk yani. Zaten zaman böyle, usta diyor ki buna şey yaparak, zaman diyor, bir hat-ı müstakim üzerine gitmiyor. Daire varı gidiyor diyor, helezonik. Ha işte. Ha? İşte, niçin kavgalar çok oluyor, yani şey yapılamıyor? Bu mekanı oluşturan bu zamandır. Mekan mı, daha cami zaman mı? Denilemez yani. Çünkü mekan zamanın suretidir. Mekan itibariyle, zaman da hakikatıdır. Ama zaman hakikati levh-i mahfiz vardır. Varlık ve yokluk. Zaman hakikati levh-i mahfiz var mıdır? Öyle diyor da, şöyle değil. Zamanın hakikati levh-i mahfiz'dir. Hakikati. Zamanın sureti nedir? Gelmek için istedim. Zamanın sureti. Evet Yasin. Harikasın. Çünkü teyit ettiğince çok hoşuma gidiyor. Mekandır. Mekanın müekkelliğinin adı zaman mı oluyor? Peki levim hakikatin açar. Peki levi mahve ispat hakikatsa levi mahve ispatın kaynağı neresidir? Harika. Öyle değil mi abi? Levi mahve ispat yazar bozar tahta değil midir? Mahiyeti de o. Evet, mahiyeti de o. Şuraya onun için boşluk bıraktım. Zamanın mahiyeti ama nereden çıkarttım diye bunu burada yazdım ilk önce ki gözüksün diye. Levh-i mahfuz ispat, levh-i mahfuzun dışa vuruşudur. Daha ne o uzun iş. Ha. O zaman levh-i mahfuzdur. Mekan bizim bu gördüğümüz değil ama işte. Değil mi bu süreç? Şey. Biz öyle zannediyoruz. Film oynuyor. Tamam. Şimdi abi, cinler acayip burayı başka görüyor. Melekler burayı başka görüyor. Sen başka görüyorsun. Kedi. Ben de başka görüyorum. Kedi bile farklı görüyor. Film gibi değil mi Hasan abi? Orada çekilirken o bir zamandaydı. Biz burada şimdi başka bir zamanda aynı şeyi seyrediyoruz. Ben bir şey soracağım abi ya. Şimdi o her şey üst üstüne bindirilmiş ya bir mekanda. Mesela diyorsunuz ya köye gittim şey. Mesela eski insanlar vardı. Eskiden yaşanılan her şey bu mekana sığdırılmış. Peki gelecekte bu mekana sığdırılmış mı? Evet. Hepsi bunun varsa. Gelecekte var yani. Soru tabii. Geçmişe geçebilen insan gelecekte geçebiliyor mu o zaman? Geçmişe geçmek demek. Geçmiş yani neredeyse şey. Gelecek aynı yerdedir. Bir daha. Geçmişin var mı senin? Var abi. Nerede? Burada. Yani neredeyse gelecek de oradadır. Doğru. Bak. İstikbalden hale uğruyor. Maziye dökülüyor. İstikbalden bu dünyadaki surette. Süret zaman böyle çalışıyor. İstikbalden hale uğruyor. Maziye dökülüyor. Tamam. İkisi de yok burada. İkisi de yok. Bak bu yok, bu da yok. Hal var. Kitab-ı Mubin, ikisi İmam-ı Mubin. Mazi ve müstakbel, ilim emir. Bu irade ve kudret. Mazim var mı kardeş? Var mı? Var. Peki senin gelecek geliyor mu? Olmayan bir şey gelebilir mi? Geçmişin neredeyse geleceğin de oradadır. Senin geleceğin yok. Ne geliyor ki buraya?
Bak diyor ki 111. sayfa sözlerden söylüyorum. Geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi şu anda bir vücudu ilmisi var. Canlı ve ruhludur diyor. Oralarda çıkartıyor. 111 sözde geçmiş, gelecek kal, geçmiş, geçmiş ve geleceğin vücudu ilimleri, subutu ilimleri, ruhlu subutu ilimleri canlı ve ruhludur diyor. Eğer senin geleceğin yoksa ne geliyor sana? Senin geleceğin zaten var. Abi hangi gelecek? İradenle oluşturduğun gelecek. Buradaki kim? İhtiyarınla reddedip kabul ettin. O kadar, başka bir şey yok. İradenle yaptın onu. İhtiyarı seviyorum. Sen bulan mı? Sen buraya daha bu doğdun zannediyorsun. Bir tane soru sordu. WhatsApp'ı dinlediniz mi bilmiyorum. 0033 Fransa mıdır? Oradan aradı. Bir heyet olduğu anlaşılıyor. Nurcu değiller çünkü abi hocam diyor. Zannediyor. Hocam diyor, aray zaman açık bir şey sorabilir miyiz dedi. Bununla alakalı soracağım. Söyleyeceğim. Buyurun sorun dedim. Çok ilginç. Cenaze demek ki kim bunlar? Ne fıkıh mı görüşüyorlar bilmiyorum. Cenaze gömülürken diyor kadın ve erkek fark etmez. Kadın ve erkek cenaze gömülürken kadın niçin bulunmuyor dedi. Kadını bulması caiz değildir. El cevap kadından kadın ve erkek, kız ve erkek doğarken erkeğin bulunmamasından dolayı. Hiçbir şey anlamadılar zannediyorum. Böyle kaldılar. Böyle. Anladınız mı dedim. Peki hocam dedi. Hiç ses yok. Bak. Kadından kadın erkek fark etmez doğarken erkek yok. Ölümü ölüm zannediyor. Ölüm doğumdur. Buranın ölümü. Çünkü anneden çocuğun doğurması ruhlar aleminin ölümüdür. Alem-i şehadetin doğumudur. Dünyadan da öteye doğarken buranın ölümüdür, oranın doğumudur. Orada kim var Hasan abi bekleyen? He? Orada kim var bekleyen? Karıştı mı? Hasan abi, tamam. Düşünceler zamanın önündedir. Arkasında esnada. Önleri arkasında da olursa önünde geçer. Yok, düşüncelerimiz zamanın ilerisindedir. Evet. Şimdi oturdu. Şimdi lehim-i mahfuz cevredici. Harika. Mekan, yani cevredici. Düşünceler lehim-i mahfuz mu? Bak. Aynı şifre çözülüyor. Ben bunu düşünmemiştim. Allah razı olsun. Ben bunu düşünmemiştim. Çünkü ama nasıl oluyor? Mahiyetten mekana geçerken mahiyet olmazsa mekan zaten olmuyor. Görüyor musun? Ortada hakikat var. Mekan. Çünkü suret. Dima, lef-i mahfuz mazi şey. Bu hakikat tabii. Zamandan daha hızlı akıyor. Şimdi oturdu. Yani o söylediğini şimdi burası tam ispatı oldu. Düşündüğün yerdesin diyorsunuz ya abi. Evet. Ben onu tefekkür ederken o zaten buraya gelmek zorunda. Yok yok. İkinci, üçüncü madde miydi? Bilmiyorum. Oradaki şey maddenin sen buraya, ispatı bu. Buraya. Evet, devam edelim. Burada. Şimdi zamanı bu tarafa al. Buraya. Ben buraya. Şimdi onu kapat, ondan sonra orada otur ki şey, milleti kapatma. Zamanın farklı hattını anladık mı abi? İstanbul'dan Rize'ye farklı akar. Rize'dekiler İstanbul'a farklı akar. Uydu da ikisine de yol gösteriyor. Zamanın yönünü anlatmak istedim ya. Mazi, müstakbel nasıl altı tane akıyor? Ön cihetine baktım diyor. Arka cihetine baktım diyor. Sağ cihetine baktım diyor. Sol cihetine baktım diyor. Üst cihetine baktım diyor. Anladık mı bak şimdi? Ama uydu için fark etmiyor.
Uydu için zaman var mıdır? Yani yerdeki zamanlar için. Mesela Rize'den kalkıp da İstanbul'a gelen için İstanbul istikbaldir. Bunun istikbali İstanbul'dur. İstanbul'dan kalkıp Rize'ye giden için İstanbul haldır, Rize istikbaldır. Kişiler için değişti. Uydu için Rize ile İstanbul aynıdır. Yani mazi müstakbel. Onun için uyduya geçerseniz her yer aynı, her yer İstanbul'dur. Peki. Zaman herkese farklı akar. Niçin farklı akar? Onu merak ettim. Niçin farklı akıyor bizde? Neyimiz? Ferdin haletlerinin durumlarına göre de farklı akar. Zaman canlı, ruhlu, şuurlu ve hayatlıdır. Kime nasıl akacağını bilir. Haletlere göre değişiyor zaman. Haller ve haletler onu değişiyor da şimdi şunu düşünmüştüm abi. Mesela hayvanatın veya başka türlü mahlukatın zamana bizim gibi muhatap olmuyorlar. Ve olup olmadıkları bilmiyoruz. Yani hasta olan bir hayvan sabah kadar vakti bizim gibi düşünür mü? Veya işte başka cansız bildiğimiz işte mahlukat vakti bizim gibi düşünür mü dediğimiz zaman olmuyor. O zaman ne oluyor? Bizdeki his ve hal boyutu, demin bir su bardağı şişe örneği vermiştik ya abi. Orada bizdeki zamanın şekil bulmasını, vücudunun şeklini, genişliğini, darlığını, işte sıkıntısını, başka mahiyetlerde kazanıyor hallerimizde, hislerimizle beraber. Hissimizle buluyor, halimizle boyut buluyor. Evet, doğru. Haletlerimize göre şekil alıyor. Doğru dedin onu. Mesela su bunda böyle oldu. Bir tane geniş yapalım tamam, böyle yapalım. Bak bu şekil böyle oldu. Bir tanesini renkli koy, kırmızı gözükür su. Ya bizdeki... Siyah olsun, siyah gözükür. Su ya, siyah gözükür. Hocam haletler, hisler, bu duygusal veya hissi boyutlar mekan olmuş oluyor. Çünkü zaman, mekan olması nerede gözükür abi? Biz mekanıyla bu arz olarak ters söyledim, düşünmüyoruz. Ters söyledim. Zaman yoksa mekan yoksa zaman nasıl gözükür? Hayır. Sen zamanın böyle bir ihtiyacı yok. Yok anladım da ben. Yani bizim görmemiz için bir yere vurması gerekiyor ya. Biz onu mesela demin şey örneği hayvan örneğinde verdiğim gibi. Hayvan örneğindeki zamanı başka mahlukattaki zamanı biz bilemiyoruz. Hani onlar bizim gibi yaşıyorlar bunu. Onu nasıl akıyor? Demek ki mekan zamanın suretidir. Mekanın hakikati zamandır. Mekanın hakikati zaman. Şöyle yapayım. O zaman mekandan muhatap olan yok abi değil mi o zaman? Yok. Kimse muhatap değil ki. Nerede muhatap olacak? Herkes adamı. Ondan sonra bu kalem... Tamam üstüne geldi. Başka kalem yok mu? Bir mekan nasıl olması için, ortaya çıkması için bizdeki his ve aletler, duygusal durumlar olursa üzerine gölgesi düşüyor. Zamanın desek. Yönel Yasin Bey'in. Mekanın yani üzerinde gözükeni görüyoruz sadece. Mekanın üzerinde gözükene muhatapız. Mekanın zamanı kişiye etkisi oluyor. Bu çözüm bu. Çıtakır tıkır. Ne, nerede kaynar? Mekanın etkisi. Yalanması mı gerekiyor bunu? Bak, mekanın hakikati zamandır. Zamandır. Mahiyeti zamanın sureti desek sureti ise mekanın suretini abi zam mı ne? Mekanın sureti mi? Mekanın sureti. Mekanın sureti. Mekanın sureti. O zaman mekanın mahiyeti nedir diye de sorarsın şimdi. Şimdi Kabe'deki mekan ile filan yerdeki mekan farklı. Haleti, etkisi, sirayeti. Biraz gidelim. Mesela acil servisinde çalışan bir doktor. Aynı acil servisine gelen hasta. Mekan aynı. Zamanları farklı. Çok harika misal. Bunlar mekana muhatap değil o zaman. Mekanda, ikisi de mekanda aynı değil. Yerdeler çünkü
şey farklı o zamanları kavramları. O zaman ne farklı abi burada? Bak o zaman. Haletler farklı. Burada dedim ya bak, burada yazdık ya. Zaman herkese farklı akar bak. Zaman herkese farklı akar. Yazayım ki şey olsun. Ferdin haletlerinin durumlarına göre farklı akarlar. Kişinin haleti ruhi yerlerine göre farklı akar. Abi zaman herkese farklı akar dediğimiz zaman hususi her mahlukata veya zihin şuura bizlere farklı akar diyoruz. Bu da mümkün de Allah böyle de bir zaman yaratmış olabilir. Biz bunu tefekkür ediyoruz. Ama umumi gelip her birimizin alet ve ruh dünyasına göre, hissine göre aldığımız zemin yani mekan şekli dolayısıyla bizde gözükmesi, gözüklüğü şekli demek mi daha doğru olur yoksa zaman herkese hakikaten farklı mı akar? Yani demin Yasin'in verdiği örnek var ya abi, doktorla acildeki hastanın zaman akışı farklı birbirinden. Bir daha okuyayım. Der esması maddenin esirine enerjisine müdahale ettiğinden dışarıya hareket olarak görülür. Hareketin kaynağını meşgul olur. Der esması. Şöyle mi ortasından mekanınızı bir der esması neye müdahale ediyor? Onu okuyayım şimdi. Bak şimdi. Der esması maddenin esirine, enerjisine müdahale ediyor. Hareket oradan çıkıyor. Maddenin esiri dediğimiz zaman proton elektron çizdiniz ya abi. Onunla alakası yok. Tabii daha arkası. Onlar daha arkası. Şöyle gideyim. Yani şöyle düşsün. Bak şöyle. Dikkat ediyorum yani böyle titiz değilim. İşimi iyi yapmak istiyorum. Yani göze niçin çirkin gözüksün? Yani niçin gülüyor? Yani çünkü Allah dikkat ediyor. Gidiyor ayvayı kırmızı yapmadı. Karı ben çok düşündüm. Kar kırmızı olsa ne olur? Kar olur. Ders. Madde böyle olur. Şimdi zaman maddenin enerjisini esirini tesir ediyor, hareket çıkıyor. Esire tesir ettiği zaman hareket çıkıyor. Evet. Hareket çıkıyor.
Maddenin kaynağı neydi? Allah maddeyi nereden yaratmıştı? Hayat. Kudret. Hayat. O yaratmış kudret. Malzeme hayattır. Alacaksınız alın. Bir şey böyle yapayım. Hasan abi. Zaman önce insan bu taraftan müdahale ederek önce maddeyi oluşturuyor. Hayır hayır, bu yukarıdan aşağı, bu esma şurada. Tamam, tamam, maddeyi şurada dediniz ya abi. Şu abi. Şimdi. Değer esması, esmanın içinde. Tamam, esmanın içinde. Zaten maddenin oluşumunda, o zaman değer esmasında olduğu için önce yukarıdan aşağıya, yani esire müdahale için madde oluşacak. Ondan sonra maddeye müdahalesi. Madde müdahale etmiyor. Artık, yani şöyle bir şey. Yani ben buna müdahale ediyorum. Bundan uzak, değil mi? Bak bundan uzak. Ama böyle değil. Müdahale ettiği zaman kendisi içinde. Hani zaman esiri müdahale ediyor derken ben buna müdahale ettim attım. Değil yani. Oraya sirayet ediyor. Zaman orada. Yönde şey sıkıntımız olan. Hani siz dediniz ya, maddeye müdahale ediyor. Şöyle yapıyor. Esir. Şöyle şuradan. Buradan buna tesir ediyorum. Heh, evet evet. Buna tesir ediyorum. İlk. Evet evet. Ben hareketi söyledim yalnız. Anladım. Bak şuradan. Hareket şuradan. Hareket buradan çıkıyor. Bundan önce hareket var ama mesela cennette aynı hayattır. Burada da var. Yani alim-i şehadetteki öncelik sonralık. Cennette öncelik sonralık yok. Tamam. Mesela cennet burası. Cennet hayatı. Bu alem-i şehadette. Burada öncelik sonralık yok. Gene zaman var. Çünkü pazartesi Adem Aleyhisselam'ı ziyaret edeceğiz. Perşembe günü peygamberi atlıyorum. Cuma'da Allah. Demek bir şey var. Zaman var. Esma, esma, yani cennette zaman var mı deyince değer esması yoktur demektir. Değer esması olmayınca olmaz ki. Şimdi burada vurdu mu abim esma, değer esması? Şöyle. Vurdu. Yani mekan olmadığı için. Bu aslında böyle ters de. Bu tabela böyle olsaydı buradan böyle çizecektim. Böyle geliyor abi. Böyle geliyor. Böyle geliyor. Bu buraya geldiği zaman şu anda kalem yazıyor. Tamam. Peki madde okuyalım biraz. Gidelim ki çok zengin bir madde hazinesi var burada. Zamanın hakikati lehv-i mahve ispattır. Onu konuştuk. Kişinin kendisine, kişiden kişiye farklı akmasının sebebi zanlarındandır. Zamanın herkeste farklı akmasının sebebi o halat bir taraftaki duruyor değil mi? Peki, şöyle yapalım. Zan var değil mi? Abak var. Vay 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 vay. O zaman dursun o. Bu ses çok değil mi? Hocam yalvarız onu. Tamam. Vidalanları. Ne yapacaksın? Şimdi zamanın herkese göre farklı akmasının zemini diyelim, zemini, sebebi zanlarıdır.
uçakta olan bir insanın zanlı farklı olduğundan bir saatlik uçak seyahati, aşağıda olan aynı kişinin zanlı farklı olduğundan zaman farklı akar. Biz bunu günlük yaşıyoruz. Her sene yaşıyoruz. Gelirken zannımız farklı olduğu için hızlı geliyoruz. Giderken zannımız farklı olduğu için dinlene dinlene gidiyoruz. Almanya'ya. Yani. Halbuki aynı yol, aynı kilometre, aynı araba. Ama aynı gün kada gitmiyorsunuz. Yani yok. Zanlarımızdır. Anladım yani o niçin farklıdır konuşuyordu Ali. Bundan kaynaklanıyor. Abi cennette zaman var ya, orada farklı atacak değil mi gene? Evet. Nasıl? Kalkmaz zaman. Zaman farklı atınca nasıl olacak abi? Yani mekan aletler değişecek mi yani o zaman? An be an her şey. Her an her yerde her şey olacaksın. Hani oradaki akma olacaksın sensin. Ama tam da şeyini bilmiyoruz. Zaman bir hat istikametinde akmıyor, helezonik yay gibi akar. Böylelikle altı yönü görünür. Bu yayı bastırılmış olur. Açarsan bu yay zaman genişlenir. Zaman nasıl genişlenir, nasıl daralır? Onu yapayım. Ahirette zaman var, şeye yakın ilkeler çok diyor Allah'ıma nasıl? Nasıl? Ahirette zaman var, maddeye mekana ilkeler çok diyor. Yoktur. Buradaki bu öncelik sorumluluklar yoktur orada. Çünkü bir anda her yerdesin. Şimdi sen buradaki zaman ve mekan... Var değil mi yani? Cennet tamam zaman... tamam da bu işte. Bu buradaki madde var diye arkada. O yok. Şu. Bak, buradaki zaman akıcıyla bu yok tabi. Çünkü burada öncelik sonralık. Burada önce sonralık yok. Burada bir şey bir yerdedir. Burada ise bir şey olması gereken her yerdedir. Burada bir şey asıldır, diğeri fotokopidir. Burada hepsi asıldır. Aynıdır. Ne diyorduk, ne yazacaktım, şu ciddi bir şeydi. Ciddi bir şey yazıldı. Bak şimdi. Şöyle, zaman böyle akmıyor. Böyle akmıyor, tamam mı? Akmıyor. Tamam mı? Tamam, şöyle akmıyor. He? Bir şey sorabilirim. He. Bu dünyadaki yani felsefeciler falan nasıl düşünüyorlar bu konuda? Yani bu mesela... Bilmiyorum. Araştırmıyorum. Yok, akmadım. Zaman akmasıyla ilgili. Bilmiyorum. Zaman şöyle akardır ustad. Şimdi ben zamanın darlanıp genişlemesini... Kalem yayı olan var mı bunda? He? Bak. Çok güzel. Bak bu. Zaman böyle akar. Şimdi burada duran bir adam. İlk önce burada göstereyim, sonra buradayım. Şurada duran bir adam. Buraya gelmek istiyor. Buradan yürüyecek. Tamam mı? Kaç ay gider? Bir ay. Bunu sıkıştır. Birbirine bindir. Bir dakikada gelir. Şöyle geçer. Yani şu. Bastığı zaman mı? Bastığı zaman tay mekan. Bastığı zaman. Bastığı mekan. Bak şimdi. Bu zaman böyle hareket ediyor. Varılması gereken şurası. Çıktığın yer burası. Bu mesafeleri alman gerekiyor. Tamam mı? Şimdi bastı zaman yaptım. Zamanı sıkıştırdım. Tek bir hakikat oldu.
Kişi ne yapacak? Bu kadar mesafe var aralığın. Sıkıştı, temas etti. Buradan yürümeye gerek yok. Geçti. Mekansız mekan. Miraç da budur. Miraç budur. Yani Miraç şöyle düşünün. Usta şöyle diyor. Miraç diyor. Miraç. Çekirdek. Ağaç. Şuradaki çekirdek, şuradaki çekirdek. Miraç, bunların haydi itisalıdır. Tamam mı? Bu da zamandır. Şimdi zamanı orada, onda Resulullah'ta şöyleydi. Bastır bunu. Anladım. Bastırdık, şöyle oldu, şurada. Şuradan kalktı, gidecek. Şuraya. Şu mesafeleri alacak. Şurada ise şurada şuraya geçti. Giderken bile zaman farklı her zaman. Evet, değil mi? Dolaşıyorsunuz giderken. Evet. Öbüründe dolaşmaya şeyi yok. Bu zamanı bastırdı. Zamanı bastırdı demek, mekan bastırdı. Çünkü elektron mekan elektronu protona yaklaştırdın. Boşluk kattı. O zaman fiziki açıklaması. Fiziki açıklaması oldu bu miracı. Evet, fiziki. Haram pirinçle helal pirinci anlattım yeri gelmişken. Şimdi bu proton çekirdekte. İş yerinde çaldın parayı, çocuğuna yedirdin. Namussuz yetişti. Terledin, iyi yetişti. Sebebi, şunun etrafındaki elektron yok mu? Bu boşluk mu abi? Şurada elektron. Bu pirinç olsun. Pirinç. Maddesi. Bak şimdi çok antika bir şey. Çok senelerce uğraştım Allah'ın ikramı. Doğrusu bulunana kadar söyleyeceğim yanlış doğrudur. Bir daha. Doğrusu söylenene kadar söyleyeceğim yanlış doğrudur. Bak şimdi. Bu ara boşluğu niye koymuş Allah? Allahu alem. Bir sevap benim anladığım. Bu ara boşluğu niye koymuş biliyor musun? Sen dolduruyorsun. Sen haletini dolduruyorsun. Senin o haram çalma aletin yok mu? O enerji değil midir? Nereye gidecek o? Enerji çıktı da. Aynen. Sen böyle düşünüyorsun, hareket ediyorsun, enerji. Şey yapıyorsun ya, bir varlıktır. O çıkan halet, hisse, hırsızlık haleti hisse dönüşüyor. His ise enerjiye dönüşüyor. Enerji madde oluyor. Enerji de ervahı habisi oluyor. Veya ervahı. Tamam. Çalanlar istiyor. Şimdi hırsız. Bir şey söyledi mi? Dur deme. Şimdi buraya, o halet buraya giriyor. Şimdi söyle. Bu dönüşümleri siz izah ederken haliyle benim aklıma zaman geliyor.
Neden? Çünkü hırsızlık aleti bir şeye dönüşürken bir eylem, bir hareket var. İşte onu anlattım ya, çalacağım bilmem ne, o alet. İlk enerjiye dönüşürken yine bir eylem, bir hareket var. Enerji erba abisiye dönüşürken, o sisteme göre, yine bir hareket var. Hareket, zamanı izah ediyor. Hareket, zamana tabela işaret ediyor İstanbul'un filmi. İstanbul'a hoş geldiniz. Zaman, hareketin suretidir. Hareket hareket, zamanın suretidir, dışa vuruş. Evet. Şimdi oraya girme. Şimdi bu nedir diye, bu haletler terdesi oldu ya. O haletler de hareket abi, onu demek istiyorum. Tabii tabii hareket tabii canım. Mesela bir halet, aşağı doğru çıkıyorum bak. Halet, düşünceler, haleti, halet, hisleri, hisler, ervah habiseleri. Eğer çok şiddetlenmişse o maddeye dönüşür. Atom olur. Bunun adı da hastalık. Umur dedikleri şey. Mesela kötü bir haber diye vurdu, asit salgılandı, utandı, kızardı, korktu, beyazladı. Madde değişmiyor, hücre değişmiyor mu? Niye kızardı? Orada bir maddede değişiklik yok mu? Eğer bunun içerisine bir şekilde değişik halet olursa dışarıda kızardı. Bunu hayal dedik. Bunun içerisi başka bir haletle değişti. Bembeyaz. Korktu. Peki bir haletle doldurduk bunu. Aa, namazlı adam ya. Bir haletle doldurduk. Lan çok kötü durumu var. Durumu iyi değil. Haramlarla dolu. Bir sürü mahluk var. Çok doldurdum. Nurcu dedim mesela. Anladın mı? İçini doldurdun. Onun için ya, boşaltın dedim. Yani bu dolu dolu. Bunu doldurup boşaltmanız gerekiyor. Bildiğiniz gibi değil ya. Ah benim gözümle kendine bir baksaydın. Bu söylediğime bana teşekkür ederdi. Kızmayacaktı. Şimdi illi biraz fazla olduğu için. Şimdi bunu mesela sabah nöbet tutuyor iski. Ve sularla meşgul olduğu için iskiyi misal veriyor. Sabah nöbet tutuyor iski, İstanbul sular versin, bizim demir tola diyelim. Kulakları çınlasın. Suyla pompayla, suyla meşgul yani. Elektrikçi su basıyor. Devamlı İstanbul'a nöbet tutuyor. Suyla iç içe mi abi? Sabah kadar ayakta mı? Teheccüd kılmasa suratı kapalı. Adam 3 dakikaya kalkıyor gece. Suyla teması iski niye söyledim? 2 dakika yok. Abdest alınır 1 dakika söylerdim, 1-2 dakika. Suyla teması 1 dakika, namaz kılması 2 dakika, teheccüd 4 dakika teheccüd. Suratı nurani. Yani nurani olmasının sebebi sabah ayakta olmak, uyanık olmak değilmiş. Suyla temas etmek değilmiş. Adam suyla temas ediyor. Anlıyor musun? Sebep aynı. Netice niye farklı? İçini nasıl doldurduğuna bak. Bak sebep aynı. Ayakta, o sabah ayakta. Bu 4 dakika ayakta. O 2 dakika suyla temas. O 5 saat suyla temas. Eğer hakikaten ayakta olmak ve su temasını beyazlatacaksa bu adam kağıt olması lazım. Burayı doldurduğuna bağlı. İşte düşünceler nasıl mideye vuruyor? Bunlar. Efendim? Bir önceki konuyla ilgili bir şey. Zaman helozonik yaydı ya. Evet abi. Şimdi bu yayı sıkıştırıyoruz. Sıkıştır. Gerekli olan bir kuvvet lazım. Evet. İşte o kuvvet nedir? Harika. İmam bir nurdur, kuvvettir. O zamanı istesen genişletirse kapatırsın. Tevekkül. Yani imanın türevleri. İman kendisi bizzat değil. Herkese değişir. Mesela imanın kuvvetine göre olur. Tabii diyeceksin ki kafirin imanı yok. Nasıl genişledi? Kafirin imanı var kardeşim. Allah'a imanı yok. O da iman. O da işte inanıyor. O da bir şeye inanıyor. O da bir Budizm'e inanıyor. İnansız kimse yoktur. Kimisi Allah'a inanır. Kimisi okyusa inanır. Sığır'a. Kimisi hocasına inanır. Allah der kale almaz. Hocası der. Din der. Niye Allah diyor ki kendinizi birbirinizi ilah edilmeyiniz? Kime demiş onu? Bu Müslümanadır ha, kafiri demiyor bu. İman edenlere hitaptır.
yallellezine aminu aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Şimdi ben bunu senelerce uğraştım. La pirinç aynı ya. Marketten aldığım pirinç aynı. Ya niye değişsin ya? Çocuk niye değişsin ya? Benim de kafam böyle madde arkasını o kadar şey yapıyorum ki. İşte bu ceset miyiz şimdi? Bu ara boşlukların ne biliyor musun kardeşim? Japonlar bulmuş bir bardak su. Gavur bulmuş gavur. Bunun yanına diyor, hani üfürdünüz, üfürdünüz, üfürükçüler, sıya okudun da, o çiftin şifa buldun. Git onu Japonlara söyle. 7 sene gizli tutmuşlar. Sun yanında adam galiz tabirler kullanmış. Koymuş o 5 saat, -5 santigrat derecede buzda. Donmuş, bakmışlar kristalleri, incelemişler. Kapalı, birbirine kapalı, geçmeli ve kahverengi. Ötekisine şarkı türkü söylemiş, o da Kur'an okumamış ha. Daha açık, daha beyaz. O zaman diyor ki, %76 insan suysa, işte güzel sözlerle su böyle etkilenirse, kötü sözle böyle etkilenirse, %76 suyla olan bir insanın güzel düşüncelerle vücudu nasıl değişeceğini hayal et. Yani kısacası abi, doğru düşünüyorsan asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan, demek ki doğru düşünmüyor. Demektir. Güzel, gene güzel. Yani din ne kadar realite? Fizik anlatıyor, bizi zannedecek ki astroloji ilmini anlatıyor, fiziği anlatıyor, zamanı anlatıyor. Din yani. Din hayatın hayatı, hem de ruhu, hem esası. İyi, din ile olur, bu milletin iyası. Din nedir? Hayatın yorumları nasıldır? Din fiziktir, kimyadır. Ayrıdır, her şeydir. Din hayatın yorumlamasıdır. Din, alem-i şehadetteki hayatını başka bir düşünce formatıyla yorumlayıp şekillendirmektir. Ahirete göre aileni, işini, aşkını düzeltiyorsun. Diyorsun, niye böyle yaptın? Bir tanesi böyle yaptı. Bir tanesi de böyle yaptı. Niye böyle? Bunu şekillendiren, alem-i şehadeti şekillendiren, ahiret inancına göre bunu böyle yapıyor adam, ahireti yoksa bunu böyle yapıyor. Bu dünyadaki şekillendirmemize, yönlendirmemize sebep ahiret inancıdır. Bir evde diyor huzur olabilmesi için iman-ı bil ahiret şart. Bir evde kavga oluyorsa karı koca kavgası iman-ı bil ahiret hakim değil. Değil mi şu anlar? Şimdi bu pirincin içi şimdi haletten elvah hadisesi 258 sözlerde anlatıyor. Mevadi şerire, şurada mevadi şerire sözler, o düşünceler, haleti, haletler, hisleri, hisler, erva kabiseyi, sözler 246. Nasıl tedavi edeceğiz? İçini nasıl boşaltacağız abi? Şunun içini. Nasıl tedavi edeceğiz? Onu da sözler 258. Latif nükteler 30, 31, 32, 33. sayfeler. Yani hurufu mukatta ile. Peki hurufu mukatta herkeste farklı mıdır? İmanın, iman hem nurdur hem kuvvettir. Nur ne demektir? Tabi hepsi aynıdır zannediyorum. Bak, iman nurdur. Nur nereye bakar? İstikbal. Biraz sonra sileceğim halde doğru çiziyorum. Kendimce doğru. Nur istikbale. Biraz sonra yok abi. Kuvvet geçmişe. Yani o kadar acayip şey doldurursun ki bunun şeyini. İstikbal olsun. He? İstikbal olsun. He. İstik. Aa. Yanlış doğru. İstik. Bal. Bale. Ağzında ne okuyorsun? Yani iman bak neymiş?
Geçmişe geç kardeşim, günahını düzelt canım. Zamanda yolculuk yapıyorsun sen de. He, bak geçmişi git düzelt kardeş. Daha kıyamet kopmadı ki, geçmişe geç. Geç düzelt. İyiyle Kadir Gecesi için bir sene bekleyeceksin ya. Hissiyat insanı yani ruh seviyesini çıkarsa mazi ve, mazi ve istikbali hala Haziran hükmüne geçer. İstediğin gibi değiştiriyorsun. Değiştirene değiştiriyormuş. Ne kadar zaman oğlum? Bir tane de okuyayım mı? Yoksa kimse de ses çıkmadığına göre vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.